Bir soru daha gelmiş. Bu sefer Mert Akay soruyor. Uzunca sormuş, iki parçada sormuş ama özetle biraz daha artık ölçeği büyütebilir miyiz ve kent dokusu ölçeğinden, ada ölçeğinden daha da aşağıya inip parseller üzerinde düzenlemelerle ilgili bir çalışma yapabilir miyiz diye sormuş. Bu çalışmayı yaparken de hazır bazı datalar belki işi düzenleyebilir mi? Mesela Excel'de gelmiş olan, elimizde olan bazı datalar varsa bu dataları kullanarak algoritmamıza girdi sağlayabilir miyiz diye bir soru var. Yerinde bir soru. Zaten hani adadan sonra parsele inmek de bizim bu işleyişimizde doğru bir devam oluyor. Ötesinde Excel'den alabileceğimiz, böyle tablolardan alabileceğimiz datalar sadece kent ölçeğinde, sadece ada ölçeğinde, parsel ölçeğinde değil, yapı ölçeğine de girdiğimizde kullanabileceğimiz bir metodu işlememize yardımcı olacak. Hani tahmin edersiniz bir projenin başında yine bir program datası verilmiş olabilir. Hangi fonksiyonların ne kadar metrekareye ihtiyaç duyduğu, işte binanın maksimum yüksekliği, maksimum yapılaşabileceği alan gibi datalar belki elimize geçecektir. Hani bu örnek oraya da bir gönderme yapabilir diye düşünüyorum. Altlığımızı hazırlayalım, ondan sonra da bir yolumuza bakalım. Sürece başlamak için de bir önceki sorunun cevabında elde ettiğimiz ada ölçeğindeki çalışmadan yola çıkmak istiyorum ki böylece detay seviyesini bir tık daha arttırabilirim. En son bıraktığımız yerde algoritma böyle bir yerde kalmıştı. Güzel güzel ada ölçekli iki farklı tipolojide yapılarımızı üretiyorduk. Ada olamayacak kadar küçük olan parçalar yeşil alan olarak kalsın şimdilik demiştik gibi biraz oynayarak bu çalışmanın altılı olabileceği şekline getirdim. Şimdi bu altlığa bir yerde müdahale etmeye başlayalım. Bunu şu parçaya gelecek olursak, buradan sonrasını disable edecek olursak, hatta şunları da kapatalım, görselleri de kapatalım. Preview off. Ve şöyle görelim. Daha hızlı olsun. Yormayalım ekran kartımızı o kadar. En son elde ettiğimiz adaların izlerini bize verebilecek olan şu körler idi. Şimdi yukarıdaki surface split'i kapattım. Çünkü buradan sonrası bütün bu geri kalan 3 boyuta getirme işlemlerinin kontrolüydü. O surface split'lere yine ihtiyacım olacak ama farklı bir yoldan gidelim istediğim için onları burada elde edeyim. Tamam. Bunlar adalarımız. Belli başlı, hatta belli bir metrekarenin altında kalanları kullanma dediğimiz bir hikaye de vardı. Hepsini uygulamayacağımıza göre aslına bakarsanız buradan kopyalayıp alsam hala aynı girdiler kullanılıyor olur. Enable edelim. Ve şu surface'lara bir bakalım. Şu verdiğimiz belli bir metrekarenin üstünde olanlar. Şuradaki küçük parçalar çıktı. Sanırım bu yeterli. Şimdi çalışmayı 3 aşamaya böldüm. İlki parsellerin üretimi olacak. Parsellerin üretimini böyle topyekün uygulamak yerine bir tane adamı rastgele seçeceğim. Onun üzerinde bu çalışmayı yapacağım. Ondan sonra da diğerlerini de uygulamaya bakarız. Kaç tane adamız elimizde kalmış? 55 tane. Şunlardan bir tanesini seçebilirim gibi geliyor. Şans eseri şu geldi karşıma. Hadi bu olsun. Diğerleriyle bir şimdilik işim olmasın. Çalışma adam bu olsun. Tamam. Şimdi adanın kendisiyle ilgili olarak ilk işimiz galiba bir önceki aşamada da yaptığımız gibi bundan bir yolları ayırmak olabilir. Bu sefer şöyle bir şeye gideceğim. Offset ile gideyim. Ve offset'im doğru yöne mi gidiyor? Doğru yöne gidiyor. Mesela 5 metre offset diyeyim ki diğer taraflardan da 5 metre geldiğinde kaba bir şekilde 10 metrelik bir
yolum olsun. Tamam. Aslında adam bu. 5 metre buradan gidecek, 5 metre buradan gidecek, 10 metre olacak. Daha sonra şimdi burada yaptığımız işlerle baktığımız zaman zaten hani farklı ada kenarlarının farklı offsetlere ulaşmasıyla beraber tek bir düzende sadece 10 metrelik yol oluşturabilecek şekilde bir offsetten kurtulabiliriz. Şimdilik böyle kalabilir. Bu adamın parselleme bölüntülemesine girmek için şöyle belki taptan bakmak daha yararlı. Önce yine tasarım alanı üzerine girdiğimde yaptığımdaki hareket gibi birkaç düzenlemeye girmem lazım. Adanın hakim yönü neresi? Dominant aksı neresi? Bölüntülemenin tahmin edersiniz ki böyle, böyle, böyle olması biraz uzun ince parsellere ulaşmamıza neden olacak. Neden? Çünkü kısa kenarı baz alarak bölmüş oluruz diye düşünüyoruz. Öte yandan şöyle bir bölüntülemeye geçebilir. Ve bu da aşağı yukarı istediğimiz parsel bölüntülemesine bir ifade verebilir diye düşünüyorum. Geri alalım bu çizme işlemimize. Tamam. Şimdi o zaman bu offsetlemiş olduğumuz curve'ün en uzun kenarını seçme işi var yani. Ne yapıyorduk? Explode ediyorduk güzel güzel. Explode edelim bakalım elimize ne gelecek. 4 tane kenar geldi gördüğünüz gibi. Bu kenarların renklerine bakalım. En uzununu seçmeye çalışacağım. Sort. Renklerine göre sort et. Neleri sort et? Segmanları sort et. Her zaman tekrar ettiğimiz hikaye olduğunu görüyorsunuz artık. List item gelişinden indeksi 0 yani ilk item seçmek üzere ayarlı. Ama küçükten büyüğe doğru sıraladığı için sort ettiğimiz listenin ilk item'ı en kısa kenar. Reverse edersek ise en uzun kenar olacak. Diğer arkadaşımızla bu aynı boyda mı? Tam olarak bilmiyorum. Yani hani olabilirler, olmayabilirler. Şöyle bir panelden bakalım aslında renklerine. Ha, aynılar aslında bakarsanız gördüğünüz gibi. Ama en uzun dediğim şey bir tane olabilir. O bir tanesi de bu oldu. Rastgele ikisinden birini seçti tahmin ediyorum. Bu rectangle'ın oluşturulma biçiminden dolayı sıraladı ve o sıradaki ilk elemanımız da buydu. Yani hani uzunlar içerisindeki, en uzun iki tanesi içerisindeki ilk eleman buydu. Çok önemli değil. Çünkü işimize yarıyor. Diğer tarafta olsa olurdu. Fark etmez ama şu aşamada. Şimdi aslına bakarsanız her yerde geçerli olacak mı ama bu çalışma için geçerli olacağını biliyorum. En uzun ikinciyi seçersek indeksi 1 olacak olan item. Karşılıklı iki tane çalışma kenarımızı seçmiş oluyoruz. Böyle gidebiliriz. Şimdi ilk işim adayı bu uzun kenarları baz alarak bölmek olacak. Bir ada ortaya ulaşmam gerekecek. İkisinin arasından geçen ada ortay daha önce yapmıştık. Twin curve kullanarak bunu pekala üretebiliriz. Bu item ve bu item. Şimdi aslında çalışmış gibi gözüküyor ama herhangi bir şey görmüyoruz. Nedeni hatırlayın lütfen. Bu curve'lerin üretim şekliyle yönlerinin birbirine zıt olması. Aynı yönde olurlarsa ancak ortada beklediğimiz gibi bir ada ortay üretecek çizgiye ulaşabiliriz. Bunun için yönlerinden ikisinden birini değiştirmem, flip etmem lazım. Flip curve ile bu flip curve'ümüz olsun ve twin curve'ü bu oluştursun. İşte şimdi ada ortayımız istediğimiz gibi oluştu. Birazdan onlara tekrar ihtiyacım olacak. Burada faktörüyle oynayacak olursam ada ortayın nerede olabileceğine dair bir bilgi vermeye başlayabiliyoruz. Şimdi ada üstünde ada ortaysa tam %50'sinde kalsın bu çalışma için fena bir yer değil o nokta. Ve bu arkadaşımın da bir bölüntülemeler yapmasını istediğim için yine bir önceki cevabı hazırlarken sıkça kullandığımız şu extend curve hikayesine gideceğim önce. Biraz önce adadan dışarıya taşıracağım. Şöyle olabilir. Sonra da trim with region ile curve'ümü şu seçmiş olduğum offsetlemiş olduğum adanın gerçek izi olan şu arkadaşımla böleceğim. Curve'üme bakacak olursam içeride kalan curve'üme bu olacak. Emin değilim yani bu twin ettiğim
tam uçlara değiyor mu? Bir yerlerde bir yamukluk olabilir, bir şey olabilir. Olsaydı bile bu extend etme ve trimleyip içinde kalan curve'ü elde etme hikayesi yine eşeğimizi sağlam kasa bağlama hikayesiyle bize doğru çizgiyi verecekti. Şimdi bu adaortayın üretilmesi. Adaortay üretildikten sonra parsel bölüntülerinin oluşturulması için bir şeyler yapmam lazım. Nasıl parseller elde edebiliriz? Bir önce şunun lengthine bir bakalım. Nasıl bir boyu varmış? Şöyle tutarsam 130 metrelik bir şey. İstiyorum ki şöyle burada 6 parça, burada 6 parça olabilir herhalde. Yaklaşık 20-22 birimlik bölüntülerle 6 parçaya bölebilirim. Diğer tarafta da aynı şekilde. Aslına bakarsanız divide curve ile gidip bunu 6 parçaya böl desem de olurdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Ama ve lakin yine burada bir tane sıkıntı olurdu. Eğer böyle olsaydı hemen ne olabileceğini gösterelim. Pull point diyorum. Diyorum ki bu noktalar şu en uzun kenar tarafından bir çekilsin. Bir de ikinci en uzun kenar tarafından hatta flip edilmiş haliyle çekilsin. Tamam. Sonra line'lar oluşturalım. Bu noktalardan bu noktalara ve bu noktalardan yanlış oldu. Yanlış mı oldu? Yok. Bu noktalardan o noktalara. Tamam. Bu bölüntüleme aslında oldu gibi, değil mi? Sayısını azaltabiliriz, arttırabiliriz. Sanki bir anda parsel bölüntülemesine ulaştık gibi. Şurada küçük saçma sapan bir şey kalıyor. Onu da istemeyebiliriz. Şimdi benim buradaki derdim yine hepsinin birbirinin aynı olması, yine varyasyondan uzak olması. İstiyorum ki böyle farklı aralıklarda çalışsınlar. Yani her şeyi eşit parçaya bölen bu divide curve komponenti aslında işe yaramayacak yine. Bir başka konuyu düşünelim. Belki şu pointler kalabilir. Düzeltmem gereken hikaye bu divide'dan elde ettiğim pointlerden geliyor. Şu arkadaşlar biraz uzaklaşsınlar. Böyle bir yere ihtiyacım olacak aradaki işleri yapabilmek için. Bu curve'ümü pekala evaluate curve ile şöyle değerlere ayırabilirdim. Bakalım mesela nokta 4'ü falan gibi bir yerde olsun. Hop. Nerede çıktı? Şurada bir noktada çıktı. Aradığım bu değil. Evaluate curve'ün güzel çalıştığı versiyonu aslına bakarsanız yüzde olarak parametrelerin yüzde olarak algılanmasını sağladığı durum. Şu anda uzunluk olarak algılıyor. Bu değil aradığım. Yüzde olarak çalışmasını istiyorsak çıktı olan şu curve'ümüzü reparametrize etmemiz lazım. Reparametrize ettiğimiz zaman curve'ün başlangıç noktasını sıfır yüzdesi, bitiş noktasını bir yüzdesi olarak alıyor ve aradaki bütün değerlere ulaşabiliyoruz. Güzel. Şimdi bundan çıkıp mesela bir tane daha versem, şöyle olsa, bir tane daha versem, böyle olsa, şöyle olsa, bir tane daha versem, böyle olsa gibi bölüntülere ulaşabilirdim ve gördüğünüz gibi aralıklar değiştiği için de hani o hepsinin aynı olması durumu, varyasyonsuz olması durumu ortadan kalkıyor. İstediğim aslında 1 ile 0 arasında rastgele değerler elde etmesi ve o değerleri evaluate curve'e girdi olarak sunmak. Şimdi rastgele değer elde etme konusu açıldığı zaman adının random olduğunu artık biliyoruz herhalde. Random. 1 ile 0'lar arasında mesela 6 tane değer elde et deseydik, şunu verseydik artık buraya, böyle bir bölüntüleme olabilirdi. Tamam. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi oynayarak da farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. Bir şey dikkatinizi çekiyordur. Tabii ki 1 ile 0 arasında değer elde et ve 6 tane değer elde et, üret demek dışında bir şey yapmadığımız için arada bazı şöyle çok küçük aralıklarda çıkıyor. Yani bu sefer bir önceki senaryoda ada olmaya müsait olmuyordu bazı bölüntüler. Şimdi de parsel olmaya imkan vermeyen bölüntüler elde ediyoruz. Böyle olmasının sebebi nedir? Şöyle bir baktığımız zaman çıktı olarak elde ettiğimiz şu sonuçların bakın bazılarının 0.34'te yani %34'ünden bölmesi, diğerinin 0.37 yani %37'sinden bölmesi gibi arada %3'lük bir fark olduğu bir hikayenin de bu random sonuçlarının aslında içerisinde olmasından kaynaklanıyor. Domaini 1 ile 0 arasında ver dediğimiz zaman, 0 ile 1 arasında üret, oradan 6 tane farklı değer üret dediğimiz zaman
Bunu engelleyemiyoruz. Bunun yerine başka bir şey yapmamız lazım. Biraz mantık konuşturarak. Demin mesela 6 bölüntü olsun dedik ve curve'ümüzün length'inin aslında bir 130 falan gibi bir şey olduğunu görmüştük. Şöyle bir şey diyebiliriz belki. 20 birim ila 30 birim arasında bölüntüler olsun ama 20 mi olsun, 22 mi olsun, 27 mi olsun sen karar ver. Tamam. Bu değerleri oluşturduktan sonra evaluate'e götürmek gibi bir yolumuz olabilir. Diyeceğim ki domain, construct domain mesela hatta 18 ile 32 gibi bir şey olsun ne fark eder? 18 ile 32 birim arasında değerler üret random. Bunu şimdilik bir disconnect edelim. Böyle değerler üret. Tamam. Panelden sonucumuza bakalım. Şöyle olacak. Gördüğünüz gibi 23, 31, 22 bir şeyler bir şeyler bir şeyler geliyor böyle. Değerler böyle gelmiş. CD ile oynasaydım farklı sonuçlar elde edeceğimi görecektim ama yine 18'den küçük, 32'den büyük olamayacaktı. Şimdi buradaki değerleri evaluate'e verecek olursam sonuç düzgün çalışmayacak çünkü evaluate şu anda 0 ile 1 arasında değer almaya ayarlamış durumda kendini. Ama biliyorum ki o 0 ile 1 değerleri aslına bakarsanız curve'ün üzerindeki oran olarak, yüzde olarak karşılığı olacak. Şimdi böyle değerler elde ettiyse 25, 26, 29 gibi curve'ün kaçta kaçı olduğunu hesap edebilmemiz lazım. Eğer curve'ümün length'ini alıp da bunu bölen olarak kullanırsam ve bu elde ettiğim, random'da elde ettiğim sonuçları curve'ün uzunluğuna bölecek olursam şöyle bir şeyle karşılaşacağım. 25 birim. Evet bu bir 25 birim ama curve dilinde, curve uzayında konuşacak olursak yüzde kaçına tekabül ediyor? %19'una tekabül ediyor. 26 birim %20 nokta bir şeyleri. 29 birim %22 nokta bir şeyleri. Aslına bakarsanız evaluate'e verebileceğim değerleri elde etmiş oldum. Değil mi? Şimdi tabii bu da bir önceki offsetle bir şeyler yapmaya çalıştığımızda karşımıza çıkacak olan sorunu gösterecek. Bakın burada 19 var, 20 var, 22 var. Biz de bunu doğrudan verdiğimiz zaman evaluate curve'ün parametresine önce %19'unu bölüyor, sonra %20'sini bölüyor, sonra %22'sini bölüyor. Bunları sıfırı baz alarak yapıyor. İstediğim bu değil. Mass addition kullanmıştım hatırlayın. Mass addition'ı kullanıp eğer partial results kısmını şöyle görecek olursam bakın şöyle bir şey yaptı. İlkini sabit tuttu partial results. İkincisini hesap etmek için birinci değerle ikinci değeri topladı. Üçüncüsü için birinci, ikinci ve üçüncüyü topladı. Dördüncü için anladınız. Yani artık gerçek anlamda curve'ümü böleceğim noktalar ve birbirini takip ederek böleceğim noktalar elde edilmiş oldu. Şöyle üçünü yan yana tutacak olursam şöyle bir şey tekabül ediyor. İlk bölüntümüz 25.45 metreden çıkacak. 25.45 metre curve'ümüzün uzayında %19'una tekabül ediyor. %19'da bir bölüntüleme göreceğiz. İkincisi 26 metre, 26.2 metre gibi bir şey. İkincisi %20'lik bir bölüntüye tekabül ediyor ama toplayarak gidecek ve 25 ile 26'yı topladığında elde ettiği o değer curve'ün uzayında yüzde kaça tekabül ediyorsa orada bir bölüntüleme yapacak. Hemen bu partial results'ı bir curve'ün parameters kısmına koyayım. Hop. Gördüğünüz gibi bir şeyler elde ettik. Şimdi bir şeyler elde ettik ama turuncu bir sonuçla karşılaştık. Bu ne demek? Aslında evaluate curve'ümüz çalışıyor ama bir şeyler yanlış gidiyor. Şöyle bakacak olursak parameter is outside the curve domain demesi ne demek? Curve'ümüzün domaininin 0 ile 1 arasında olduğunu söylemiştik. Şimdi çıkan sonuçlarda bu elde ettiğimiz değerler neticesinde toplamlardan bir tanesi gördüğünüz gibi 1.14 gibi bir şey oluyor ve o şuraya tekabül ediyor. Bakın şu nokta oluyor. 1.14'ünde bu doğrultuda başladığı curve'ün 1.14 katı ne ise length'inin orada bir nokta oluşturdu. Curve domain'in dışında kalması aslında bir bela. Çünkü oradan bir bölüntü yapamayacağız. Bu adamızın içerisinde değil artık. Tamam. Bunu düzeltmek için şöyle bir şey yapacağım. Hatta sayımı daha da arttırırsam daha da fazla olduğunu görüyorsunuz. 10 tane üretse yeter şimdilik. 10 tane üretsin ama eğer elde ettiği değerler birin üzerindeyse o değerleri almasın mümkünse. Tamam mı? Hatta birin üzerinde olması da belki yetmaz. Çünkü 0.97 dediğimizde kalan 0.3'lük değer de bir şey ifade etmiyor. Belki diyebiliriz ki curve'ümüzün length'i şurada bulunmuştu. Panel
Körümüzün lengthi bu, 130 nokta bir şey. Ve diyebiliriz ki domainimizin en kısa verebileceği uzunluk 18'den daha 18 metreden daha dar şeyler üretemeyiz. Parseller üretemeyiz. Bundan daha dar parsel olamaz diyebiliriz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Önce 18 metrenin neye tekabül ettiğini bulalım. Yine aynı şekilde bu sefer 18'i elde edebileceğim ya da elde etmeyi hedeflediğim en küçük değeri curve length'ime böleyim. Şöyle bakacak olursam bu curve'ün %13'ü gibi bir şey tekabül ediyor. Yani birden büyük olması demek değil. 1 eksi bu değer ne ise o değerden daha düşük bir değer çıkmaması gerekiyor. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. 1'den bunu çıkartacak olursam şöyle bir bakayım. .86 gibi bir şey. Yani olabilecek olan bölüntüler en fazla .86'ya gidebilir. Eğer .86'dan daha büyük bir değer varsa, yani şurada 97'de olduğu gibi mesela, .86'dan daha büyük bir değerde bölünürse sonda kalan parça şu hedef koyduğumuz minimum parsel genişliğinden daha dar olacak. O zaman onu kabul etmemelisin diye bir şey söyleyeceğiz. Şöyle bir şey yapayım. Şimdi .86'yı bir sınırlayıcı, bir limit olarak bulduk. Eğer ki evaluate deyip, bu sefer formül yazdığım evaluate deyip, partial results'ı x'e, bu limiti de y'ye koyarsam, şöyle bir if yazmam galiba yeterli olacak. If, önce testi sunmamız gerekiyordu. X büyüktür y, yani çıkmış olan partial result'ların sonucu olan değer ne ise, limit olarak belirlediğimiz, şu %86 olarak bulduğumuz y girdisinden daha büyük ise kendini y olarak sınırla. Tamam. Y olarak sınırla. Yoksa x olarak kalmaya devam edebilirsin. Yani zaten y'den küçük ise orada kalmasında hiçbir sorun yok. Şöyle yaptığım zaman bakalım bu sonuçlar ne oluyor? Şimdi bakın. Büyük olan sonuçların, %86 nokta bilmem neden büyük olan sonuçların hepsinin y'ye, limite döndürdüğünü gördük. Eğer şimdi bunu girdi olarak verecek olursam, evet orada bir sıkıntı kalmadı, %86'da kaldı. Aslına bakarsanız şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane görsel sonuç olmasına rağmen 10 tane sonuç elde edilmiş durumda. Çünkü 10 tane sonuç bu random'dan geliyor. Hepsini %86'ya sınırlamak galiba yanlış oldu. Şöyle diyelim. Aslına bakarsanız x y'den büyük ise 0 olsun, küçük ise 1 olsun. Bu 1'ler ve 0'lar nasıl kullanılabilir? Panele bakalım. Büyükler, küçükler geldi. Bunlar hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu söylüyor. Şuradan sonraki değerlerin büyük olduğunu görüyoruz. O nedenle onlar 0 oluyor. O zaman gidip dispatch desem ve dispatch'e bu pattern'ı versem, if'li gelen sonucu versem ve partial results'ı da listeme soksam, bir panel koyacak olursam, A listesi 86 birimden küçük olan bölüntüler, B listesi büyük olan bölüntüler. Bunlarla bir işim yok, B'ye gidenlerle bir işim yok. Daha küçükte kalmasını istiyorum. O zaman bunu verecek olursam artık, bakın bölüntülemem 18 metre ile 32 metre aralığında değerler alabilmiş olduğu şu random'dan gelen değerlerin eğer değerler sonda 18 metreden daha küçük bir değer bırakıyorsa algoritmaya dahil edilmemesi, çözüme dahil edilmemesi şeklinde geldi. Sanırım doğru yoldayız. Aslına bakarsanız buraya if'li else'li bir şey koymak yerine smaller'dan bile koysaydım olurmuş o zaman. Bunu kaldırayım. Bundan küçük olması, büyük olması durumu, küçük olanlar, zaten içeride kalanlar, if else yazmakla uğraşmayalım, smaller'den de bu işi çözelim. Tamam. Böyle bir şey elde ettim. Şimdi 6 bölüntü falan diyordum, o 32'ye kadar gidebildiği için galiba çıkan sonuçlar 6 bölüntüden daha az sonuca gitmeme neden oldu ama 1, 2, 3, 4, 5, güzel. Oynarsam belki başka sonuçlar da elde edebildiğim bir durumlar gelir. Ya da isterseniz şunu küçültebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oynayalım şöyle. Bakın farklı sonuçlar elde edebildiğim bir durum. Tamam. Bunu yine 30'da falan tutacağım ama ben şöyle bir yerde dursun. Böyle kalsın. Şimdi deminkinden farklı olarak yani divide ettiğim hikayeyi
dost doğru koymak yerine buradan gelenleri bu sefer pull ediyorum. Karşı tarafa göndermesini yaptı. Aşağısı için aslında daha önce de yaparken hani şuralarda bir yerde yapmıştık ya, farklı farklı parçalarda yapmakta yarar var diye. Şimdi bunlar üst tarafa gidenlerin kontrolörü olsun. Aynı hikayeyi kopyalayayım, yapıştırayım. Şöyle koyayım. Bu bölüntüler A'dan gelen bölüntüler. Hatta bir saniye, bu noktaların da gelmesi lazım. Bu A'dan gelen bölüntüler yine aynı lokasyonda çıkıyorlar ve pull edersem böyle bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi simetrik oldular ama elimde artık şöyle bir imkan var. Buradaki seed ile oynayacak olursam bir tarafın bölüntüsü için farklı, diğer tarafın bölüntüsü için farklı sonuçlar elde edebileceğim. Daha doğal bir sonuç olmuş olacak. Şöyle bir yerde kalsa ne olur ki? Tamam. Şimdi line üretmeye çalışıyoruz. Bu line'ı nereden üretiyoruz? Şu noktalarla, değil mi? Ve yukarıda da bu pull ettiğimiz noktalarla bölüntü noktaları arasında oluyor. Bir anda şuradaki hikayeyi de kapatacak olursam eğer, seedleriyle oynadığımda göreceksiniz. İki farklı bölüntüleme senaryosu, yukarısı ve aşağısı için gayet güzel parsel üretimi tamamlandı diyebiliriz.